Zemzemin Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir tam da mevsimiyken elmalı rulo pasta tarifiyle geldim. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. 5 adet orta boy elman var arkadaşlar. Dilerseniz 3 adet de kullanabilirsiniz. Çünkü 3 adet de yeterli olacaktır. Ben bir kısmını fazla yapıp dolaba kaldıracağım. Bu yüzden biraz fazla yaptım. Şöyle elmalarımı güzelce kabuklarını soyuyorum. Tabii ilk önce yıkıyoruz güzelce. Yıkayıp kurulamış olduğum elmalarımın kabuklarını güzelce soyuyorum ve hemen rendeliyorum. Rende işlemini böyle küçük bölüm tarafıyla da yapabilirsiniz. Ben böyle iri bölümle yaptım. Daha lezzetli görünüyor bence. Daha ağza geliyor, güzel duruyor. Elmaların hepsini güzelce rendeleyip ve hemen pişirmeye başlıyorum arkadaşlar. İlk önce iç harcını yapıyorum ki kenara alıp soğutmam gerekiyor. Elmalarımı bir tavanın içerisine alıyorum ve yavaş yavaş artık suyunu salıyor arkadaşlar. Birazcık e, tavada çevirip üzerine bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Eğer ki e, bütün hepsi yeşil elmaysa bir buçuk su bardağı toz şeker kullanın çünkü tatlısı biraz az oluyor bu şekilde. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi suyunu saldı ve iyice çekti neredeyse suyu bitti. O esnada bir çay bardağı kadar ceviz veya fındık kullanabilirsiniz ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar da toz tarçın kullandım. Tarçın ve ceviz çok yakışıyor elmalı iç harcına. O yüzden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce hepsini pişirdikten sonra artık ocağımın altını kapattım. Ve elmalı iç harcımı başka bir kabın içerisine direkt aktarıyorum arkadaşlar. Hem kenarda daha çabuk soğusun diye hem de e, bu kabın içerisinde daha rahat kullanabileyim diye aktarıyorum. Güzelce döktükten sonra kenara alıyorum. Ve hemen hamurumun yapımına geçiyorum arkadaşlar. Hamur için 5 adet yumurtanın akını bir kabın içerisine alıp üzerine bir fiske tuz ekleyip mikserin yüksek devirinde krem şantiyi kıvamına alana kadar hızlıca çırpıyoruz. Yumurtalarımızı çırpıp kenara alıp hemen ikinci bir karışımı hazırlıyorum. 5 adet yumurtanın sarısını bir kabın içerisine alıp mikserle güzelce krem kıvamına gelene kadar karıştırıp üzerine yarım çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Şekerimizi içerisinde iyice erittikten sonra 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı da oda ısısındaki sütü ilave ediyorum. Tekrardan mikserle çırpma işlemine devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra üzerine 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Bir paket de şekerli vanilin beraber koymuştum zaten. Hemen onları da hızlıca karıştırıp Kıvamlı, akışkan güzel bir hamur yapıyoruz arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Bu esnada karıştırmış olduğum beyazların yumurtanın akını hemen içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Ee, ben bu esnada mikser kullanmayı pek tercih etmiyorum. Bu şekilde alttan üste doğru yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. Bütün hepsini güzelce karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde ettim ve artık böyle renk vermek için bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Sadece böyle değişiklik olsun diye kırmızı gıda boyasından birazcık alıp sade hamuru üzerine döküyorum. Ve hamurumu güzelce karıştırıyorum. Böyle rengi kırmızı olana kadar azıcık karıştırıyorum arkadaşlar. Ve hamurum hazır. Şimdi hemen bir sıkma torbasının içerisine koydum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine şeritler halinde e, dizeceğim. İlk önce böyle kalp yapmak istedim. Minik minik kalpler. Fakat çok uğraştırdı ve yapamadım gibi oldu. Sonra böyle zigzaglar çizdim. Sadece renk olsun diye altına yaptım. Üzerine sade hamuru gezdirdim. Hamuru tamamen döktüm 200 derecede ısıtmış olduğum fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirdim ve hemen çıkardım. Şimdi sıcağı sıcağına böyle bir rulo yapmanız gerekiyor ki daha sonra güzelce sarabilseniz. Ee, zaten bu tarifimle kesinlikle kekinizde çatlama, kırılma, yırtılma herhangi hiçbiri olmuyor. Tam tutan çok kolay çok pratik bir tariftir. Şöyle sıyırıyorum görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir şekilde hemen. Böyle topluyor kendini ve e, kağıttan yavaşça çıkarıyorum. Hiç kırılmadı görmüş olduğunuz gibi. Hemen o yağlı kağıdı toplayıp atıyorum. Keki bir güzel sade sütle her tarafını güzelce ıslatıyorum. Çok kuru olsun istemiyoruz. Daha sonra elmalı iç harcını içerisine diziyoruz. Böyle dilerseniz hepsini de koyabilirsiniz. Ben böyle bir kenarına koyup hemen rulo yapıyorum arkadaşlar. Rulosunu da görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde rulo oluyor. Kesinlikle hiçbir şekilde kırılması, çatlaması olmadı. Hemen rulo yapıp ve sunum tabağıma alıp üzerine pudra şekeri dökeceğim. Dediğim gibi tam bir kış pastası, kış keki arkadaşlar. Bütün her tarafına pudra şekerini güzelce gezdirip artık dilimleme işlemine geçebilirim şöyle keskin bir bıçakla tek seferde güzelce dilimleri ayırıyorum ve artık sizlere ne kadar güzel ve yumuşak olduğunu bir dilimini gösteriyorum. O kadar lezzetli olmuştu ki arkadaşlar kesinlikle yapıp deneyin. Misafirlerinize, çay saatlerinize hatta doğum günlerinde bile masada yerini alacak çok güzel bir tarif bence. Ve artık sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun sonuna geliyorum. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Mutlaka yorumlar kısmından açıklayabilirsiniz. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.